Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız, onu belirteyim. 25 Aralık 2023, önce bir girizgah yapalım. Güzel bir hafta hepinize, iş günü başladı. Yılın da son haftası, 2023'te aramızdan yavaş yavaş çekip gidiyor işte. Güzel bir hafta diliyoruz. Güzel, bereketli olur inşallah haftamız. Allah hepimize yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Bugün Profesör Doktor Güngör Karaoğuz hocamla birlikteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi neyi konuşacağız? Gerçekten çok önemli bir konu. Bilmiyorum ben hocamla arzu ettiğim şekilde konuşabilecek miyiz? Faydalı olabilecek miyim? Denmemesi gerekenleri söyleyebilecek miyiz? Onu bilmiyorum ama arz mevut normalde gündem konumuz ama hocam birçok alanda özellikle de tabii tarihçi ve arkeoloji alanında çok değerli çalışmalar yapmış bir akademisyen. Bilmiyorum hocamla yeterince hocam yani bazen şeyden korkarım yani ben arz edilen düzeyde sorular sorabilir miyim? Ben inşallah gündeme aralarda doldurmaya çalışırım. İnşallah inşallah hocam. Şimdi hocam tabii bir televizyon programına göre sorularımı hazırladım evet, ama sizin yine de burada katkılarınız olursa veya şöyle konuşalım derseniz öyle konuşuruz. Tamam. Önemli olan zaten güzel olsun, hayırlı evet, olsun. Faydalı olsun. Faydalı olsun. Şimdi arz-ı mevuttan gündem konumuz o olduğu için arz-ı mevuttan başlıyoruz. Tabii ben önce arz-ı mevut nedir, ne anlama gelir? Vaat edilmiş topraklar diyor. Evet. Türk İslam yani İslam ansiklopedisi eyvallah diyelim, vaat etmiş topraklar diye açıklıyor. Ne demek bu? Buradan bir başlayabilir evet, miyiz hocam? Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Tabii Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet. Allah rahmet eylesin. Evet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda Filistin'de şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve onların gücünün artırması için Allah'a dua ediyorum. Tabii bu arz-ı mevut hikayesi dediğiniz gibi vaat edilmiş topraklar anlamına geliyor. Ve bu toprakların vaat edilme meselesinin de ana kaynağı Tevrat'tan çıkıyor. Evet. Dolayısıyla biz arzu mevudu anlayabilmemiz için Tevrat'ta konunun nasıl geçtiğini, nasıl anlatıldığını, bunlarla irtibatlarının ne olduğunu önce bir anlamamız lazım. Eğer bunları anlayamazsak biz sadece işte Tevrat'ta bir arz-ı mevut var, bu da işte vaat edilmiş topraklardır deyip geçiştiririz. Tabii şeylerde de çok sık, televizyonlarda da çok sık duyuyoruz. İşte Nil Nehri'nden Fırat'a kadar olan arazilerin Yahudi halkına Allah tarafından vaat edildiği ama peygamberleri aracılığıyla vaat edildiği fikri yaygın. Oysa ki bunun sadece Fırat'a kadar olan kısımla tabi olmadığı, bunun tüm Anadolu coğrafyasını kapsadığını konuşmamız ilerledikçe bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi, evet, evet. Şimdi arz-ı mevut olayı Tevrat'ta ilk defa Hazreti İbrahim'le birlikte çıkıyor. Siz eğer Tevrat'ı okursanız, Tevrat'ı karıştırırsanız şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Tüm İbrahim peygamberden itibaren ta Süleyman peygambere kadar tüm bu peygamberlerin tarihsel süreçlerini Hititler odaklı anlatıldığını görürsünüz. Bakın bu çok ilginç Hititler, bir... Hititler, gerçekten evet, çok ilginç. Evet, Hititler odaklı anlatıldığını görürsünüz. Ve bu arzı, mevudu anlayabilmek için önce bir Hititleri anlamamız lazım. Hititler nedir, kimdir ve Tevrat'ta toprakla bunlar nasıl geçerler? Şimdi benim Hitit Tarihi ve İdari Kil Kitaplar diye bir kitabım var.
bu kitabı seyirciler okuyabilirlerse burada Tevrat'ta Hititler ne şekilde geçiyor tek tek izah ettim, anlattım. Hatta Çorum'da 9. Uluslararası Hittoloji Kongresi'nde de burada anlattıklarımın bir kısmını orada Batılılara da anlattım. Hem bizim Türk bilim adamlarına. Sunum yaptınız daha doğrusu. Tabii akademik. Sunum yaptım kongrede. Evet. Bunlar 3 yılda bir toplanır. Hittoloji Kongresi 3 yılda bir Türkiye'de, 3 yıl sonra da bir Avrupa ülkesinde toplanır. Burada da bu konuyu orada da gündeme getirmiştim, anlatmıştım yıllar önce. Bunun da internette o kongrenin bildiri kitabının daki bu makaleme ulaşabilir seyirciler. Şimdi tabii Hititler İsa'dan önce 1650'li yıllarda özellikle Boğazköy'de, bu arada şeyi de videoyu gösterebilir mi? Gösterebiliriz. Evet. Ali, 1650'li yıllarda Boğazköy'de, yani Çorum'un Çorum ilimizi. Evet, şu anda görüyoruz hocam. Bakın evet, videomuzda. Çorum, burada kalıntıları göreceksiniz. Evet. Boğazköy'ün kalıntılarını göreceksiniz. Çorum ilinin iline yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Boğazköy'deki başkentleri burasıydı. Ve buradan tüm Anadolu'yu kaplamıştı. Tüm Anadolu'yu ele geçirmişler. Ve buradan Kuzey Suriye'ye kadar yayılmışlardı. Hatta İbrahim Peygamber'in son zamanlarına ait, mesela Tevrat'ta 100 yaşında olduğu anlatılır İbrahim Peygamber'in. Birazdan da izah edeceğiz. Mesela 100 yaşına geldi, yani ömrünün son dönemlerinde Hititlerin özellikle Harran bölgesine kadar, hatta Kuzey Suriye'ye kadar yayılmış olduklarını görüyoruz Hititlerin. Ve Hititler o kadar büyük bir devlet oluyorlar ki Mısır'la ikinci konuma düşüyor. Yani Mısır ve Hititler o zamanın dünyasında iki tane süper güç teşkil ediyor. Hititler ve Mısırlılar. Hititler ve Mısırlılar. Hatta Hititler bir ara başkenti, Mısırlılarla savaşmak için başkenti Konya bölgesine taşıyorlar. Tarhundaşya diye bilinen bu bölgeyi, hatta burada Hatıp var biliyorsunuz. Evet, evet. Hatıp kayalıklarında hemen altından su çıkar. O suyun çıktığı hemen üst kısımda biz 96'lı yıllarda bir Hitit anıtı. Bu görüntüler nerede keşfetti. Hocam? Bunlar Boğazköy. Boğazköy Çorum, yani Çorum'daki Çorum, başkentten görüntüler bunlar. Hala kalıntılar var yani. Burada evet. Da Konya'da da mesela bir tanesi Hatıp'taki bir kral kabartması. Bunu da bir ekibin içinde olduğumuz, benim de içinde dahil olduğum bir ekip tarafından keşfedildi o anıtta ilk defa. Bu da aslında uluslararası literatüre tabii, böyle girdi. Böyle yani. Geçti. Hititler ait. Mesela Eflatun Pınar Beyşehir'de. Evet. Bu da fasıllar. Bunlar Hititlerin hakim olduğu, kalıntılarının olduğu yerler. Mesela Hititler yıkıldıktan sonra, yani imparatorluk yıkıldıktan sonra bunların bakiyeleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamaya devam ettiler ve Kapadokya'da, yani Nevşehir bölgesinde yaşamaya devam Peki ettiler. Peki ondan sonraki medeniyetin ismi ondan hocam, sonra kayboldular. Kayboldular. Yani tarih sahnesinden silindiler. Şöyle mi hocam? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hititler'de mi yaşadı yani? Ben bunu Tevrat'a göre ki tarihsel verilerden de bu çıkıyor zaten. Tarihsel veriler şöyle, İbrahim Peygamber'in son zamanlarında, birazdan yine anlatalım. İbrahim Peygamber'in son zamanlarında, yani karısı vefat edince onun için El Halil bölgesinde, Filistin'de El Halil bölgesinde bir mezarlık yeri arıyor ve bunu da bir Hititli'den satın alıyor. Bakın Hititler demek ki ta Filistin coğrafyasına kadar bir şekilde yayılmışlar. Zaten İbrahim Peygamber'in o bölgede Hititler döneminde yaşadığı zaten diğer arkeolojik verilerle de ilişkili. Ama isterseniz şimdi konuyu fazla dağıtmayalım. Tabii hocam, lütfen. Şimdi isterseniz bir numaralı görselimizi yansıtarak. Videodan çıkalım, bir numaralı görseli göstererek şey yapalım. Şimdi bakın. Burada İbrahim Peygamber ve çocukları İsmail ve... Şu anda ve, evet hocam, ekranda. Burada bakın
İshak'ın, İshak döneminde Hititler nasıl anlatılıyor ve buradan da arz-ı mevut mevzusu nasıl çıkıyor? Bunu evet, izah edeceğiz şimdi. Şimdi bakınız, Rab Hitit topraklarını önce Nuh'un torunu Kenan, Hititlerin atası diye Tevrat'ta geçiyor. Tevrat daha çok tarihsel özellik gösteren bir kitaptır. Tarih yani kitabı diyorsunuz zaten. Evet, tarihsel siz, özellikleri çok yoğun olan bir kitaptır. Bunu zaten seyircilerimiz de okurlarsa bunu anlayacaklardır zaten. Bunu sadece ben söylemiyorum. Batılıların da zaten Kahire ekseriyeti bu görüştedir zaten. Yani Batılı Batılı tarihçilerin, arkeologların Kahire ekseriyi bu görüşü paylaşırlar zaten. Yani bu benim sadece dillendirdiğim bir görüş değil yani. Şimdi bakın, Rab Hitit topraklarını da kapsayan Mısır ırmağından Fırat'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı İbrahim'e verir. Bakın burada Mısır ırmağından Fırat'a kadar olan toprakları veriyor. Sonra İbrahim'in karısı Sara'nın cesedini gömmek maksadıyla Hititlerden bir toprak satın almak istemesiyle başlayan ve daha sonra gelişen olaylar anlatılıyor Tevrat'ta. Yine Yakup'un kardeşi Esav, ki Tevrat'a göre Yakup'un bir kardeşi olmuştur, onun adı da Esav'dır. Hititli Ber'in kızı Yuhit ve yine Hititli Elon'un kızı Basamet ile evlenir. Bakın, Hititler yine bölgede hakim. Bu bölgede Hititli kadınlar ve kızlardan bu şekilde söz edilir. Şimdi isterseniz buraya kadar anlattıklarımızı Tevrat metninden birebir görelim. Yani evet, bu arz-ı mevut olayı da ne şekilde izah ediliyor İbrahim peygamberle alakalı olarak görelim. Şimdi önünüzdeki Tevrat, Tevrat'tır. Evet, Tevrat. Bunu, Tevrat tefsiri de var burada. Evet, bu da, bunu da gösterelim isterseniz. Bu da Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından basılmış bir iki ciltlik bir eserdir. Evet. Bunu da seyircilerimiz temin edebilirlerse faydalı bir eser olacaktır onlara. Şimdi bakınız. Şimdi Tevrat'ta yaratılış bahsi var, bölümü var. Bu bölümün 15. babı, bölüm babından efendim 7. cümlesi. Bakın burada seyircilere de şunu da hatırlatalım. Her kaynağı kavramları içerisinde değerlendirmemiz lazım ve konuşmamız lazım. Şimdi biz eğer Kur'an'dan söz ediyorsak, Kur'an'ın her bir cümlesi bir ayettir. Bu Kur'an'ın kavramıdır. Dolayısıyla Tevrat için biz ayettir diyemeyiz. Çünkü Tevrat'ın kendi içerisinde bir kavramı vardır. Nedir? Pasuk. Mesela şu pasuk. Ayet Kur'an'a ait bir kavram. Kavram, pasuk. Ve bu kavramları karıştırmamamız lazım. Mesela Tevrat'tan bir cümle okuyacağımız zaman Tevrat ayeti demememiz lazım. Niye? Çünkü o Kur'an'ın kavramıdır. Kavramları karıştırmamamız lazım. Birbirine karıştırmamız. Kaldı ki Müslümanlar zaten Tevrat'ın tahrif edildiğine iman ederler. Diyor. Biraz sonra o konuyu da konuşacağız. İman ederler. Siz Kur'an-ı Kerim onu çok ayrıntılı anlatıyor. Tabii anlatıyor. Hocam. Şimdi bakınız. Şimdi burada 7. cümlede 15. bölümün 7. cümlesi. Tanrı Avram'a topraklarını sana miras olarak vermek için. Avram'a dedi, İbrahim'e. İbrahim'e Kildanilerin, bakın Kildani demek Babillerin demek. Evet. Babillerin demek. Burada Kildani kelimesi kullanılmış. Oysa ki İbrahim zamanındaki o coğrafya Babil olarak algılanıyordu. Bakın Kildani kelimesi ne zaman literatüre geçti? İbrahim peygamber 1600'lü yıllar. Bakın 1600'lü yıllar. Kildani kelimesinin kullanılışı ise 700'lü yıllar. Arada yaklaşık 800-900 yıllık fark var. Dolayısıyla bakın burada aslında biz Babil kelimesini beklerdik Tevrat'ta ama Kildani kelimesi kullanılmış. Bakın değişikliği görebiliyorsunuz daha ilk başta. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ne diyor? Ur kentinde, yani Ur kenti aslında Sümerlerin bir kentiydi. Milattan önce 3000'li yıllarda. Ama Hammurabi orayı ele geçirince orası Babilli Hammurabi'nin oldu. Yani peki Babil'in halkı neydi? Sami'ydi. Hammurabi Sami bir halka mensuptu. İbrahim peygamber de Sami'ydi. Oysa ki Tevrat'ın iddiası
Bakın diyor ki, şimdi İbrahim ve Lut Tevrat'a göre Filistin coğrafyasına geldiğinde Lut peygamber o coğrafyada bazı düşmanlar tarafından taciz edildi ve yakalandı, esir edildi. İşte İbrahim peygamber de onu kurtarmaya geldi Tevrat'a göre. İşte burada onun için İbrani Avram diyor. İbrani İbrahim. Bu Tevrat'ın iddiasıdır. Kur'an ise bu iddiayı reddeder, biliyorsunuz. Onun için de isterseniz 8 nolu görseli açalım. Evet. Oradaki ayetleri okuyalım. 8 nolu görsel. Görselde, evet. Bakın şimdi şu orada. Anda, evet hocam. Evet, ekranda. Bakın burada İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı diyor. Ali İmran suresi 67. ayet. Yine Bakara suresi 140'ta. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi yahut Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? Ya bunlar değil ki. İnkar, böyle. Reddediyor. Reddediyor Kur'an. Yani bakın Tevrat'ın iddiasını burada Kur'an'ın reddettiğini biz çok aynel yakın görüyoruz. Şimdi gelelim. Peki nereyi vaat ediyor? Şimdi evet. İbrahim'e, tam olarak Tevrat'ta, mesela şöyle, evet, Tevrat'ta nasıl geçiyor? Harita olarak. Şimdi 18-21, 15. bölüm yaratılış, 18-21. Cümleler. O gün Rab Avram'la, yani İbrahim'le anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları. Nil yani. Evet, toprakları senin soyuna vereceğim. Ama bu arada bir ara cümle giriyor. Bakın oralar nereler şimdi? Onları sayıyor Tevrat. Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevuz topraklarını sana veriyorum diyor. Yani bu vaat edilen toprakların içerisinde evet Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi söylüyor ama artı ülkeleri sayıyor. Peki bu ülkeler neresi? Hemen söyleyelim şimdi. Bakın Keniler, Sina bölgesinde oturan, demircilikle uğraşan bir kavim. Keniziler, Filistin ve Arabistan sınırında oturan Nebatiler. Kadmonlar, Suriye bölgesinde. Amurlular, hemen Filistin'in kuzeyinde. Efendim, Kenaniler, Filistin'in eski yerli halkı, şu andaki Kenan bölgesi de deniliyor. Gırgaşiler, Filistin'de Yahudilerden önceki halk, Lübnan'a kadar olan bölgede oturuyorlardı. Yevusiler de Kudüs ve çevresinde yaşayan halk. Şimdi harita, hangi harita diye bir şeyimiz var. Harita 1'i açabilir miyiz? Harita 1. Şimdi bakınız bu... evet hocam şey, evet. Şu anda şimdi geldi. Bakın. Burada haritada Arz-ı Mevhud'un gerçek evet, ölçüsü şimdi, bu mu hocam? Evet yani? Bakın şimdi ne dedi bize? Dedi ki Nil Nehri'nden yani Mısır'dan Fırat'a kadar olan coğrafya diye tarif etti değil mi? Evet evet. Ama ülkeleri de saydı. Peki bu evet. ülkelerin içerisinde ne var? Hititler var. Ama Hitit dediğimiz topluluk sadece Fırat bölgesinde yaşamış bir topluluk değil ki. Tüm Anadolu'da yaşamış bir topluluk. Dolayısıyla Arz-ı Mevud'un içerisine bu saydığı az önce yerlerini söylediğim milletlerin toprakları olduğu gibi tüm Hitit toprakları da bunun içinde. Peki Hitit toprakları bakın orada Hitit İmparatorluk Çorum, döneminde birazdan geleceğiz. Mesela İbrahim Peygamber döneminde Hititler Çorum bölgesinden Kuzey Suriye bölgesine kadar yayıldılar. Tamam o coğrafya. Ama şimdi birazdan Musa peygamber dönemine geleceğiz. O vaat edilmiş topraklar orada da vaat ediliyor. O zaman ne oldu? Tüm Hitit coğrafyası yani tüm Anadolu coğrafyası Arz-ı Mevud'un içerisine giriyor. Yani burada uyanık olmamız gerekiyor. Peki bu şey nereden çıktı? Yani Fırat'a kadar olan bölge nereden çıktı? Hemen harita 2'yi açabilir miyiz? Evet hemen. Bakın onu... şimdi. Evet. Evet. Bakın burada... Hitit İmparatorluğu İsa'dan önce 1200'lü yıllarda yıkılınca... Filistin bölgesi burası. Hayır, burası aşağısı evet, Filistin ama bölge, bizim Güneydoğu, evet, Güneydoğu, Güneydoğu bölgemiz. Dicle ve Fırat nehirlerini de görüyoruz. Evet, evet. Şimdi bakın, Hititler yıkılınca, imparatorluk yıkılınca, imparatorluk
Adana bölgesine, Çukurova'ya ve oradan da Güneydoğu Anadolu bölgemize kadar ne oldu? Yayıldı ve buradan da Kapadokya'ya kadar, yani Nevşehir bölgesine kadar yayıldı. Şimdi peki bu harita bir peygamber dönemine ait olacaksa hangi dönemi temsil eder bu? Süleyman peygamberden sonraki dönemi temsil eder. Yani ama Süleyman peygamber döneminde arz-ı mevut şeyi yoktur. Vadi yoktur. İdi olsun yani şeylerin içerisinde, evet, Tevrat'ın, evet. Ya da şöyle diyelim, Tevrat olmuyor artık. Kutsal kitabın içerisinde Süleyman peygamber ve Davud peygamberle ilgili olan kısımlarda arz-ı mevut bölümüne rastlamıyoruz. Ama bize denilen şey, işte şu bölge aslında arz-ı mevuda giriyor. Hayır. Bu değil. Bu bölge arz-ı mevuda girmiyor. Bu gerçek değil. Tüm Hitit, evet, toprakları, tüm Anadolu toprakları onların inancına göre. Hatta bakın bir şey daha söyleyeyim. Bir önceki haritaya gelelim. Yani bir harita, biri dönelim. Evet. Bakın orada Alaşiye der. Alaşiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs da Hitit toprağıdır. Evet, şu anda görüyoruz. Kıbrıs da Hitit toprağıdır. Evet. Dolayısıyla 2. Şubbülülüma döneminde Kıbrıs'a seferler vardır. Ve bu Kıbrıs'a yapılan seferlerle de Kıbrıs Hititlere bağlanmıştır zaten. Yani. Bakın dikkat edin. Yani bu Tevrat'ın iddiasına göre bu vaat edilen topraklar İbrahim peygamberle birlikte başlıyor. Ama sadece Fırat'a kadar değil, tüm Anadolu ve Kıbrıs topraklarını kapsıyor. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam tabii bu arada zamanımızın çok hızlı aktığını, evet, ve şu anda 18.32 geçtiğini saatimizin de söyleme ne yazık, evet, ki. Yapabildiğimiz kadarını anlatalım. Şöyle, yani ben buradan biraz da sizin mesela konuşmanızda, evet, peki Tevrat bunu söylüyor ama Tevrat doğru mu söylüyor, evet, biraz işte? Tabii bu onun iddiası zaten, evet, bakınız. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği vardır. Evet. Hep bunu hatırlatıyorum. Maide suresi 15. ayet. Diyor ki, ey ehli kitap, yani İncil ve Tevrat'a sahip olan, ona iman edenler. Zebur, Tevrat, şu, evet, Allah-u onlara iman edenler. Gönderdik. Elçimiz size geldi. Sizin kitabınızda gizlediğiniz çoğu şeyi size anlatıyor, açıklıyor. Yani sizin Tevrat'taki oynamaları nasıl yaptığınızı Kur'an-ı Kerim size bildiriyor. Ve devam ediyor ayet, pek çoğundan da vazgeçiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın pek çok anlattığı olaya karşılık muhalif bir cümle kuruyor. Muhalif bir ayet anlatıyor. Durum böyle olunca peki diğer ayetin diğer kısmı çoğundan da vazgeçiyor. Çoğunu da anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları var. Bir de anlatmadıkları bugün arkeoloji ve antik filoloji ile tespit edebildiklerimiz var. Mesela burada kitapta Tevrat'ın yine yaratılış 6. bölümündeki Nuh tufanı hikayesi anlatılır 6. bölümde ve 7. bölümde. Buradaki anlatıların tamamı, bakın dikkat edin, tamamı, seyirciler bunu benim kitaplarımdan da okuyabilirler. Ve Gılgamış destanını temin edip Tevrat'la ikisini de kıyaslayabilirler. Gılgamış ki çok tarihi, evet, bir destandır. Sümerler tarafından, evet, ilk defa kaleme alınmış bir metin. Bu metinin 11. tabletiyle Tevrat'ın yaratılış 6. bölümü birebir aynı gider. Bakın ne dedi ayette, ne denmişti? Çoğunu da anlatmıyor, çoğundan da vazgeçiyor. İşte biz bu çoğundan da vazgeçtiği kısımları da antik filolojik, yani Hititçe'deki metinlerle, Sümerce, Babilce, Akatça, Asurca gibi, ki bugün bunlar çözülmüştür ve bunlar pek çok Batı dillerine de çevrilmiştir. Maalesef Türkçe'de bunların çevirileri yoktur. Varsa da çok azdır. Ben Hititçe olan metinleri 11 cilt olarak bunu göstermiştim. Bu sadece 6. cildi. Ve idari kil kitapları. Evet, tamamını Hititçe metinlerin tamamını çevirdim. Ve bu kitaplarda
Tevrat'la olan benzerliklerini de gösterdim. Nerelere benzerlik gösterdiğini de gösterdim. Şimdi durum böyle olunca zaten biz bu gözle de baktığımızda buradaki bilgilerin Kur'an'ın ışığında da bunları değerlendirdiğimizde, antik filolojik belgelerle değerlendirdiğimizde bunların buralara ne şekilde sokuşturulduğunu da görebiliyor ve anlayabiliyor. Tevrat'ın yani tahrif edildiğini görebiliyoruz. Tabii bunu görebiliyoruz ve bunu şu ana kadar nasıl fark edilememiş olduğuna da çok şaşırıyorum. Evet. Yani aslında çok basitçe bir şey ve çok rahat bir şekilde görülebilecek bir şey bu konu. Ama maalesef bu hep göz ardı edilmiş şimdiye kadar, ama bundan sonra artık zannediyorum artık göz ardı edilmeyecek. Edilmemesi de gerekir. Gerekir. Şimdi buyurun. Evet, hocam şöyle yani sizin yine zamanı konulanmak için soruyorum. Lütfen bağışlayın. Yok, estağfurullah. İslam dünyasının eski antik çağla ilgili çalışmalara önem vermediğini görüyoruz. Evet, görüyoruz. Yani bu bundan mı kaynaklanıyor? Evet, bunu biraz izah edebilir misin? Eğer bunlar şimdi bakın düşünün. Batı'da arkeoloji kutsal kitaplarındaki yani bu kitaptaki bilgilerin doğruluğunu test etmek için doğdu. Bir sebebi buydu. Evet. Buydu. Diğer bir sebebi kendi ırklarını, kendi köklerini araştırmaktı. Bir sebebi de Osmanlı aleyhine ajanlık yapmaktı. İlahi bunları böyle çoğaltabiliriz. Ama en büyük sebeplerden bir tanesi buydu. Dolayısıyla bunlar bu kitaplarda bakın Tevrat'ta Hititler 60 defa geçer. Ve Hitit ismi Tevrat'tan konulmuş bir isimdir. Hititler kendilerine hiçbir zaman Hitit dememişlerdir. Ne demişler? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ne dediklerini de tablet, bilmiyorum. Yani siz ama tercüme Hitit ettin. Bakın Hitit metin bu tespit edilemedi. Bunların ne konuştuğu, hangi kendilerine ne isim verdiğini biz tespit edemiyoruz çivi yazılı belgelerde. Yok böyle bir şey. Ama şu bir gerçek, bunlar Batılılar Osmanlı coğrafyasında araştırma yapmaya geldiklerinde burada buldukları eserlere kendileri Tevrat'taki bu Het oğullarından kaynaklı olarak Hitit adını koydular. Bakın daha Hititlerin olup olmadığını da bilmiyorlardı. Ve bunlar dediler ki bunlar Hititlere ait olmalı. Daha Hititler 1915 yılında Hititçe deşifre edilecek. Ancak o zaman biz Hititçe metinleri okuyabilecektik 1915'te. Oysa ki bunlar daha 1850'li yıllarda daha metinler yokken bunları Hititler diye çağırıyorlardı. Bakın dikkat edin. O da Tevrat'tan kaynaklı tabii. Diyorsun. Ve şu da ilginçtir. Mesela Hititler Hititçeyi ben Hititçe biliyorum çünkü Hititoloji mezunuyum. Hitit metinlerini okuduğunuzda Türkçe ile bağlantılı bir dildir. Bakın. Bu da çok ilginç evet, hocam. Evet, Hititçe yani. Türkçe ile bağlantılı bir dildir. Neden? Bakın fiiller nasıl ki biz mesela gitsin, gider. Değil mi? Bakın köke çektik. Payi, payimi, payişi, payizi. Bakın aynı. Payi gitmek zaten. Bakın köke eklendi. Mesela hattuşalı dememiz için Hattuşili diyeceğiz. Bakın oradaki sondaki li. Ve son her şey kelimenin sonuna eklenir. Türkçedeki gibi. Yani o kadar yani çok benzer yönleri var ki. Türklerin Anadolu'dan gittiğini. Şimdi bir de şu da ilginçtir. Mesela Türk tarih tezini ortaya koyanlar Batılılardır. Atatürk değildir aslında. Evet, bakın, bu da çok önemli. Bakın şöyle izah edeyim. Bu dili arkeolojiyle kim ilgilendi? Batılılar ilgilendi. Evet, evet. Peki bu dili kim çözdü? Ilgilendi. Batılılar çözdü. Peki Hititçe Türkçedir diyen kim? Batılılar. Atatürk sadece onu test etmek istedi. Ve iki tane kongre topladı Türkiye'de. Çok önemliydi bunlar. Sonra bu kongreler toplandı. Yurt dışına öğrenci gönderildi. Bakın çok burada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Giden öğrenciler İlk işi Hitit eti kelimesini Hitit'e öykündürmek oldu. Oysa ki eti kelimesi Tevrat'a öykünmemek için türetilmişti. Bakın dikkat edin. Eti kelimesi Türkiye'nin Tevrat'a orijinal ismi öykünmemek kurdu. İçin. Evet, Hitit ise
Hitit ise İngilizce'deki Hittite, Hittite yazılır. Yani Hitit. Ve ilk işleri kelimeyi bu hale çevirmek oldu. Buna ne sağcı cenah sahip çıktı ne de sol cenah sahip çıktı. Ve ondan sonra bu tez, işleyen bu tez yok olup gitti. Eğer bu tez işletilebilseydi o dönemde, işte biz 10 yıl içerisinde Kur'an arkeolojisi diye bir şeyden bahsedebilirdik. Çünkü ilk defa oradan bir sonuç alacaktık. Ondan sonra diğer alanlara yönelecektik. Evet, hocam, maalesef böyle de bir sıkıntı şimdi oldu. Şimdi biraz da bu Kur'an arkeolojisinden de bahsedelim istiyorum. Yani evet, şöyle bir şekilde gündeme getirelim bu konuyu. Buyurun. Şimdi arkeolojinin bu topraklarda ne olduğunu anlatamadık. Bunu anlıyorum ben. Yani insanların kavramlara bakış açılarını gördüğüm zaman, yani arkeolojinin ne anlam ifade ediyor bu toplum için, bir anlam ifade etmediğini görebiliyoruz. Evet. Ama oysa ki arkeoloji çok değerliydi. O zaman mesela siz bir de kavram getiriyorsunuz ki bunun üzerine bir de kitap da yazdınız. Eyvallah. Kur'an arkeolojisi. Biz mesela Kur'an arkeolojisi, sizinle yukarıda bir şey konuşuyoruz. Kur'an arkeolojisi bizim Kur'an'ı daha iyi anlamamız için tabii. Ve çok sahihliğini yardımcı olacak bir şey. Net bir şekilde insanlara anlatmamıza tabii. Değil mi? Birebir görecek, görerek. Birebir görerek yani. Görerek anlayacak. Ama yani. Şimdi burada şu soruyla sorayım lütfen, bu yani burayı tabii, böyle sormam lazım. Ya biraz konuşalım istiyorum yani. Buyurun. Şöyle dedi ki adamın, bir bilim insanı dedi ki, ben aslında bilim insanlığı boyutuna saygı duyuyorum. Tamam. Dedi ki peygamberler gelmedi. Böyle bir peygamberler yok. Evet. Ama ondan sonra bizim cenahtan diyelim buna karşı çıkıldı. Evet. İyi de kardeşim senin kanıtın ne? Evet. Kanıt yok, şu yok, yok. Bu yok. Evet. Adamı dışta bu kanıt yokluğunu ortadan kaldıracak şey Kur'an arkeolojisi aslında, aynen, değil mi? Biraz anlatabilir öyle. Miyiz tamam. Hocam? Şimdi şöyle diyelim. Bakın. Şimdi Batılı, size söyledim. 3 tane madde saydım. Aslında bunu onlarca sayabiliriz. Batılının niçin arkeoloji yaptığı için. Evet, evet. Şimdi Batılı'nın niçin arkeoloji kutsal yapacağına kitabını dair anlamak için de, ama bakın, değil mi? Tabii arkeolojiyi niçin yapacağına dair bir hedef belirlemiş. Evet, evet. Bak Batılı daha ve bunu yaparken de hiçbir şey bilmiyor ha. Yani arkeoloji nasıl yapılır bilmiyor. Osmanlı coğrafyasına geliyor. Osmanlı coğrafyasının staj alanına çeviriyor. Kazmaya başlıyor. Kazıyor, öğrenmeye çalışıyor. Okumaya kırıyor, çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. Sonra bunu sistemleştiriyor ve sonra dünyaya pazarlıyor. Evet, Hayır, halen pazarlıyor. Peki, şimdi biz arkeoloji yapacağız. Bizim veda yapıyoruz. Bizim hedefimiz nedir? Evet. Mesela niye yapacağız? Devletin arkeoloji yapmak için hedefi nedir? Valla hiçbir hedefinin olduğunu zannetmiyorum. Yok. Evet, hedefi yok. Ya Batı onun üniversitelerinde için, var, bizde de var. İşte böyle. Hedefi olmadığı için halkımızın zihninde bir algı oluşmamış. Şimdi mesela bugün biz Osmanlı tarihi okuyoruz. Selçuklu tarihi okuyoruz. Neye? Neden? Çünkü bir hedefi var. Kafamızda bir algısı var. Evet, evet. Ecdadımızı öğreneceğiz. Ecdadımızın yaptıklarıyla övüneceğiz. Ve daha ileriye gitmek için bize ışık olacak, değil mi? Peki, o zaman bizim şimdi arkeoloji yapacağız. Ne ışığı olacak bize? Dolayısıyla daha baştan bunun boş bir iş olduğu hemen toplumun kafasında beliriveriyor. Şimdi öyle olunca aslında arkeoloji, eski çağ tarihi, peygamberler tarihidir. Peygamberleri, müthiş bir ifade. Arkeoloji aslında peygamberler tarihidir. Kanıtlanmasıdır, değil mi? Tabii, doğada. Bakın ben yani, size ilginç bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de bir görüşe göre 25, bir görüşe 27 peygamber var, değil mi? Peki bu Allah niye 25 tane peygamber anlattı acaba? Hiç düşündük mü? Bakın, bugün Batılı'nın sistemleştirdiği Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Orta Tunç, Geç Tunç, Demir Çağı, Roma, Helenistik Roma diye sistemleştirdiği bu arkeolojik devirler var ya, işte bu peygamberler her biri bir arkeolojik devire tekabül ediyor. Mesela biz bugün arkeoloji yapsaydık Neolitik çağ demeyecektik. Neolitik ne demek? Yeni taş çağı. Ne diyecektik? Adem peygamber çağı. Ve halkımıza böyle anlatacaktık. O zaman ne olacaktı? Algısı oluşacaktı kafamızda. Dünyanın geliş şeklini somutlaştıracaktık. Neolitik'i anlatıyoruz ama
Bak biz Neolitik'te Adem peygamber dönemini anlatıyoruz. Adem peygamber bu dönemde gelmiş olabilir. Ve bu dönemdeki insanlar şöyle yaşamış olabilir. Sonra biz kalkolitik demeyecektik, Hazreti Nuh çağı diyecektik. Sonra nerede, nasıl yapacaktık? Mesela Kur'an-ı Kerim Enam suresi 83 ve 89. ayetlerde ilk yazı yazan peygamberin Nuh peygamber olduğunu anlatır. Bakın ayetle veriyorum. Seyirciler bakabilir. 83-89 tüm peygamberleri sayar, Nuh peygamberi en üste sayar. Bunlar der, o peygamberler der, onlara kitap verildi diye anlatır Allah. Kitap verildi demek, yazı biliniyor demek. Ve yazıyı Allah Kur'an'da Nuh peygamberle başlatır. Dolayısıyla ne oldu? Peki ilk yazı ne zaman geldi? Sümer toplumuna geldi. Ne zaman? Geç kalkolitik çağda. Bak biz o zaman ne diyecektik? Nuh, Hazreti Nuh çağı. Şimdi Hazreti Nuh çağını anlatırken biz ne yapacaktık? Hazreti Nuh çağını, ha ben Hazreti Nuh döneminde yaşayan insanların putperestlik algısını anlamaya çalışıyorum. Bugün Allah aşkına Müslüman dünyada putperest algısı var mıdır? Putları bilirler mi? Bilmezler. Lat, Uzza, Menat putu nedir bilirler mi? Bilmezler. Bunlar dişi mi, erkek mi? Bilmez. Kime tekabül eder? Niye tekabül eder? Bunun bir geçmişi nedir? Bunları bilmezler. Ama işte ne olacaktı bunun? Mesela geç Tunç demeyecektik, Hazreti Musa çağı diyecektik. Mesela demir çağı demeyecektik, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman çağı diyecektik. Bunları böyle anlatacaktık. Bunlar da ne olacaktı? Birer algı oluşturacaktı milletin kafasında. O zaman adam bu tarihe, bu arkeolojiye sahip çıkacaktı. Şimdi adam ne diyor? Ben bu putlarla mı uğraşacağım diyor. Oysa ki İbrahim peygamber Hititler zamanındaki tapılan 1000 tane putun adını biliyordu. Ve çünkü ona göre mücadele ediyordu. Evet, evet. Siz eğer İbrahim peygamberin mücadelesini anlamak isterseniz onun mücadele ettiği putları ve mahiyetini bilmeniz lazım. Bugün onun tapınağa girip de o devirdiği o en büyük put Marduk'tu. Mesela halkın kafasında şöyle bir şey var. En büyük put işte cüssece büyük. Hayır, cüssece değil. Felsefi olarak en büyük put. Putların içerisinde en büyüğü oydu. En büyük olan o Marduk'a diğer putlar aracılığıyla ulaşılabiliyordu. Aynı peygamber dönemindeki Lat Uzza putlarıyla Allah'a ulaşıldığı gibi. Bakın aynı mantık işledi. Şimdi o Marduk denilen putun 50 tane şeyi vardı. Söyleyiverin. Yardımcısı sıfatı veya vardı. Sıfatı veya sıfatı var, vardı. Sıfatı var. Sıfatı, yardımcı sıfatı değil. Vardı. Tabii Allah'ın evet. Sıfatları gibi sıfatları vardı. İşte o yaratıcıydı, şifa verendi. Efendim, her şeyi bilendi. Her şeyi veren oydu, sağlığı veren oydu. Bunu arkeolojik kazılarda tabii öğreniyoruz bu, değil mi? Bunun Enuma Elish diye bir destan var. Marduk'la alakalı bir destan. Onun din kitabı. Nasıl ki Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i varsa onların da Enuma Elish diye bir din kitabı, putperest kitabı vardı. O kitaplardan okuyorlardı bunu. Oradan rahip ve rahibeleri bunları insanlara anlatıyordu. Şimdi peygamber gitti düşünün. Dedi ki ya dedi bu puta niye tapıyorsunuz? Şimdi halk nasıl anlıyor? Ya bu puta tapılır mı? Yani taş ama adam ona tapmıyor. Ne diyor? Aslında onun bana diyor her şeyi veren bu diyor. Bak peygamberler iki şeyle geldiler. Bak putperestlere iki tane konuyla geldiler. Bir Allah tektir. Ondan başka yaratıcı İlah yoktur. İlah yoktur. İkinci şeyi de şudur. Ahiret var. Mesela bize şöyle öğretirler arkeolojide. Kazı yapıldı. Ölü hediyesi bulundu. Aa bak ahirete inanıyor. Hayır. Onlar ahirete inanmıyor. Onlar öldükten sonra yer altında yaşayacağına inanıyor putperestler. Bakın dikkat edin. Yer altında yaşayacağına. Ha yer altında yaşıyorlar. Sonra bunlar obruklardan, kuyulardan, mağaralardan bunların ruhları yeryüzüne çıktığına inanıyorlar. Sonra bir insana musallat olduğuna inanıyorlar ve onu hasta ettiğine inanıyorlar. Bakın bu putperest inancı. Evet, putperestler evet. Buna iman ediyor. Kur'an'da cinler vardır ama cinler insanlara musallat olmaz.
Bunlar öbür şey putperestliğin inancıdır. Onlar insanlara musallat olduğuna inanır putperestler. He. Peki Kur'an ne diyordu? Peygamberler ne diyordu? Ölüm var. Diriliş ölümden var. Mahşer var. Hesap var. Cennet ve cehennem var. Hesap günü var bir kere. Bu var. Evet. Ama bunu putperestler böyle bir şeye iman etmiyorlardı. Yani ahiret diye böyle bir şeye iman etmiyorlardı. O peygamberler iki şeyle geliyorlardı. Bak, o putlara yüklenen Allah'ın sıfatlarının tamamına yakın o putlara yükleniyordu zaten. Evet, evet. Bak, aradaki fark şuydu. Allah birdir, başka bir yaratıcı yoktur. İkincisi de ahiret var, dirilme var, hesap var, cennet, cehennem var. Mesela Tevrat'ın da, bakın dikkat buyurun, Tevrat'ın da cennet, cehennem kavramı yoktur. Evet, müthiş bir yaklaşım hocam. Ama yani, bu böyle. Aslında bakın bunun, bakın fihristine bakın. Çok basittir yani. Ulaşabilir seyirciler. Bunun fihristine baksın. Bakın Hristiyanlar için demiyorum. Evet, evet. İnciller için demiyorum. Tevrat için diyorum. Zaten siz... Tevrat'ın fihristine baksınlar. Cennet, cehennem kavramı, yani bizim inandığımız cennet, cehennem kavramını bu kitapta bulamazlar. Evet. Putperestlerde de yoktu zaten. Anlatabildim yani, mi? Evet. Bu, burada hocam çok önemli şeyler söylüyorsunuz, evet, da tam anlatabilmemiz inşallah anlaşılıyordu. Bilmiyorum. Şöyle yani mesela diyorsunuz ki çok önemli bir şey diyorsunuz. Ya siz tarihten kopabilirsiniz belki. Evet. Ama insanlık, ama sizin karşınızda olanlar veya insanlığa hükmedenler tarihten kopmuyorlar. Tabii. Siz bugün ne derseniz deyin, nasıl yönettiğinize inanırsanız inanın, ne yaparsanız yapın, Osmanlı gibi bir medeniyet kurun, Selçuk, fark etmiyor. Neticede tabii, geliyorsunuz, karşınıza arz-ı mev'ud çıkıyor. Evet. Onun için tarihten, geçmişten koparak... İşte bunları koparak, çok iyi bilmek, evet, lazım. Değil mi? Yani ve Kur'an-ı Kerim'i burada çok iyi anlamak lazım. Onu baş hakem konumuna getirmeniz lazım. Ve o hakem konumunda dünyanın biriktirdiği tüm bilgileri ona sorgulattırmanız, evet, lazım. Hangisi doğru, hangisi yanlış olduğunu size Kur'an-ı Kerim gösterir. Zaten bakın Kur'an-ı Kerim şimdiye kadar öğretilen şöyle bir metot var. Bu metot yanlış bence. O da Kur'an detay vermez metodu. Kur'an detay vermez demek, Kur'an eksiktir demek. Dolayısıyla bu eksikler nereden tamamlanacaktır? Tevrat ve İncil'lerden tamamlanacaktır. Böyle ve böyle olmuş. Evet, yani. Aynen böyle olmuş. Oysa ki Kur'an tüm bilgilerin detayını içeren bir kitaptır. Evet, evet. Ve detay veren bir kitaptır. Artı hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış olduğunu bize gösterir. Zaten ayet olarak bu doğrulayıcı bir kitaptır der zaten. Zaten teyit hocam, ve tasdik edici bir kitaptır der zaten. Siz zaten bulabilir miyim bilmiyorum notlarım arasında ama şöyle bir şey diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tamamen reddetmek için gelmiştir, evet, bir noktada. Bakın değil şöyle yani? İzah edeyim. Bakın şöyle izah edeyim. Şimdi peygamberimiz dönem biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i 3 tane topluluk şekillendirmiştir. Bu arada 4 dakikamız kaldı hocam. Tamam. Onların soruları ve onların yaşantıları Kur'an'ı şekillendirmiştir. Bir tanesi ehli kitap. Ehli kitap gelmiştir ya da başkalarına sordurtturmuştur. Peygamberimize gelmiş sorular sormuştur ve bunun üzerine Allah vahiy göndermiştir. 2. Putperest müşrikler, Mekke ve Medine müşriklerinin hal hareketleri ve soruları. Üçüncüsü de yeni Müslüman olmuş Müslümanların hareketleri ve soruları kitabı şekillendirmiştir. Şimdi Yahudi gelip sorusunu soruyor. Mesela diyor ki Allah kainatı nasıl yarattı? Değil mi? Şimdi Allah bir ayet indiriyor, gönderiyor. Diyor ki Allah kainatı 6 günde yarattı ama ona hiçbir yorgunluk dokunmadı. Bakın Tevrat'ta yaratılış bölümünde, şimdi bulamayabilirim ama ilk sayfalarında yaratılış bölümünde bakın şöyle bir şey vardır. Rab kainatı 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi. Oysa ki Allah reddediyor, Allah, değil mi? Bakın Allah
Allah kitaba ne dedi? 6 gün doğru. Teyit tasdik etti. Ama ona hiçbir yorgunluk dokunmadı dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın her bir konuyla alakalı, mesela İbrahim peygamberle alakalı diyelim, İbrahim peygamberle alakalı Tevrat'ta geçen konularla ilgili nasıl bozulduğunu ya da oradaki iddianın tam tersi bir iddiayı sunar Kur'an. Yani et yediler demiştiniz mesela, bunu anlatmıştınız. Nasıl? Sariye, biz Sariye annemiz diyoruz ya. Evet. İbrahim Aleyhisselam. Sariye Tevrat'ın iddiasıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ismi, yok. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Tevrat'a göre Sare İbrahim'in öz yeğenidir. Kız yeğenidir. İslam'a göre siz öz yeğeninizle evlenemezsiniz. Burada da bir yine çarpıklık var yani. Tabii ki yani işte Tevrat'ın tekrardan Kur'an gözüyle, Kur'an hakemliğinde yeniden değerlendirilmesi, işte bunların tamamına biz Kur'an arkeolojisi diyoruz. Evet. Ne demek? Şu demek bakın, Kur'an arkeolojisi arkeolojik veriler dahil olmak üzere, Tevrat, İncil'lerdeki hadisi şerifler, dünyanın ne kadar bilgisi varsa tüm bu bilgilerin, Kur'an arkeolojisi tüm bu bilgilerin Kur'an hakemliğinde sorgulanmasına dayanır. Özetle. Bu hocam Kur'an arkeolojisi çok önemli. Bitirmek evet. zorundayım ne yazık ki de. Yani evet, eyvallah. İnşallah önümüzdeki günlerde yine konuşuruz. Kur'an arkeolojisi konusunu rektörlerimize sunuyorum. Ya lütfen YÖK'e sunuyoruz ha, yani. Evet, Allah'ını eyvallah. Severseniz şu konuyu bir önemseyin. Bakın geçmişimizi çok iyi öğrenmemiz lazım ve o geçmişle de geleceğimizi şekillendireceğiz. Arz-ı mevudu evet. sen yoksa hiçbir şekilde bunun Anadolu'yu kapsadığını ve bir Tevrat. Tabii bu onların düşüncesi, onların iddiaları. Ve bu ne Kur'an'ın bir şeyidir. Var böyle bir şey. Evet, yoktur. Evet. Kur'an bunu tasdik ve teyit etmez. Evet, ama bir reddeder sapık böyle bir şey. Karşımızda ideoloji var. Ama var. Ha. İşte bunlar kutsal ideolojilerini bunun üzerine kurgulamışlar. Yani? Evet, evet. Bu yanlış bir kurgu zaten. Musa peygambere Yeşu'ya kadar gider. Yeşu'dan sonra bu vaat gider, biter. Tevrat'ın tüm şeyleri diyelim, Arz-ı Mevud'un mesela şunu söyleyeyim daha çarpıcı olur. Tevrat inananlarına Arz-ı Mevud'u vaat eder ama cennet ve cehennemi vaat etmez. Ama Kur'an-ı Kerim'si Arz-ı Mevud'u değil. Reddeder, cennet ve cehennemi vaat eder. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böylece bitireceğiz. Önümüzdeki günlerde yine hocamı inşallah konuk alırız. Profesör Doktor Güngör Karaoğuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Ve hocamla inşallah yine bu konuları konuşabiliriz. Ve inşallah bugün de bir şeyler anlatabilmişizdir. İnşallah. Temennisiyle bitirelim. Yarın yine bu sefer Mevlana ayı oluyor biliyorsunuz. Daha bitirmedik aralığı. Mevlana'yı konuşacağız. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar adına da güzel bir akşam diliyorum. Yarın görüşebilmek dileğimizle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.